şey olup bittikten, ortaya çıktıktan sonraki bir görüntü. Ve büyük bir keyifle de. Bazen böyle eski görüntülerle suçluyorlar ya. Filan zamanda sen nefes mekana bilmem ne yapmıştın ya, adamın saçları simsiyah ya. Şimdi yani, yandakine, sağındakine, solundakine sor. Atatürkçü, vatansever, çağdaş. İkisinden biri yalan söylüyor. Yani iki durumdan biri yalan. Ya bu yalan ya o yalan. Resim her şeyin gerçeğini söylüyor. Ya şeyi kandırıyorlar. Şebnem Korur, Fincancı'yı, Diski ve solcuları kandırıyorlar. Ya bizi kandırıyorlar. Sence? Onlara bence güçleri yetmez ya. Hayır, işte işin garip tarafını biliyor musun? Az önce ne güzel söyledin. Meydanda Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ya o bak, askerlere yani Avrupa'nın, Amerika'nın atamadığı iftirayı, cesaret edemediği iftirayı atan bir alçakla yüz yüzesiniz ya. Bu iddiayı arkadaşlar gruba iki kare fotoğraf attım. Bakın önünde. Bu iddiayı ispat etmeyen namerttir, şerefsizdir demen gerekir. Ama yan yana hem de gülerek ya poz insan vermekte. Der ki mesela, ben mesela yani evet, ayıp olmaz da mesela şu fotoğraflar, bunları Cumhuriyet Halk Partisi servis servis etti. Ankara'daki gazeteci arkadaşlar gönderdi bana da diyor. Ve bu şimdi biz mesela bak, sen de öylesindir. Kimleri gelir? Ya televizyonda boş boğazlık yapan adamlar varsa mesela, ya da zamanda yapmışsa ve ben haz etmediysem mesela, ya bazı insanlarla yan yana gelmek istemezsin değil mi abi? Ben de gelmek istemem. Belki benim de yan yana gelmek istemeyenler vardır kendince sebeplerinden dolayı, bilmiyorum. Ama bu anlaşılabilir bir şey. Şimdi burada böyle bir durum var. Ya biz yan yana gelmeyelim ya. Deyin yani, yan yana gelmeyelim deyin. Ya o tepki bile var ya, kabul edilir bir tepki değil. Yok ya. Gördüğü an yapılacak iş suratına tükürmek. Uzak dur buradan diye. Çünkü sen kendi Mehmet'ine, silahlı kuvvetlerine ve bile bile olmadığını dün gibi, adın gibi bile bile Avrupa'daki o güçler tasmanı sıktığı için bu iftirayı atacaksın. Şu görüşmeler devam edecekse eğer, mesela ben Milli Savunma Bakanı'na bu görüntünün altını çizerek bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kayıtlarda bulunsun. Adı geçince onları topluyorlar basın müşavirleri. Sonra bir ara kulağına fısıldıyorlar Yasin için şurada şöyle dendi diye. Yani izlemiyorsa da inşallah söylerler. Bir şekilde Özgür Özel'le karşı karşıya geldiğinde veya ziyaret ettiğinde, doğrudan muhatabı değil elbette. Ama sonuçta bakan, siyasetçi, siyasi bir kurumda yani, siyasi bir makamın başında. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şekilde PKK'nın ağzıyla ve PKK'nın ortaya koyduğu şeyle, görüntüyle hakaret, iftira atabilen biriyle yan yana gelmeniz bizi üzdü.